Bizim vatandaşımızın ilaç kullanırken bir hatası var. İstiyor ki ilacı aldığı zaman iyileşsin. Hiçbir böyle mucize ilaç yok. Muayene olmadan ilaç kullanmak sağlığı tehlikeye atabilir. Her ilaç her hastaya iyi gelmeyebilir. Bu nedenle ilaçları kullanmadan önce uzmanlara danışmak kritik öneme sahip. Yeni sisteme göre e-reçete numaralarıyla eczanelerimize gelmek, ilaç danışmanlığını alarak eczacıdan ilaçlarını almak ve kullanmaktır. Mesela antibiyotikler süt ve süt ürünlerinden alınmaz. Doğum kontrol haplarının etkisini azaltır. Elbette eczacınıza danışarak öğrenebileceğiniz bilim insanı olarak yetiştiriliyoruz. Bir tüccar olarak yetiştirilmiyoruz. Eczacıların önerisiyle takviye kullanmak faydalı olsa da özellikle aşılar hastalıklara karşı kalkan oluyor. Kutu kutu ilaç kullanmadan önce koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmak oldukça önemli. Bu hizmetlerin başındaysa grip aşıları geliyor. Şunu unutmayalım ki hastalıklardan korunmanın en etkin sistemi aşılardır. Aşılarımızı ihmal etmeyelim. Bu sene 3,5 milyon doz aşı Sağlık Bakanlığımız tarafından tedarik edildi ve bunun 2,5 milyonu hemen eczanelerimize geldi. İlaçlara kolaylıkla erişmekse günden güne zorlaşıyor. Eczacılar ilaç piyasasındaki sorunlarla boğuşuyor. Pazartesiden itibaren 100 ilaçların 30'unu almakta zorluk çekiyoruz. Bunların arasında tabii yok ilaçlarımız çok. İthal firmalar adeta vermemek için savaşarak ilaç temin ediyorlar bizlere ve çok sıkıntılıyız. Ülkemiz ilaç üreten bir ülke değil. İlaçta maalesef dışa bağımlıyız. Ayrıyeten ilaç üretmek için etken maddeye ihtiyacımız var.